Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığınız bir yazınızda benim dikkatimi çeken bir detay vardı. O da Amerika'nın terör örgütü PKK'yı İran'da kullanabileceğinden bahsediyordunuz. Sağdan böyle bilgiler geliyor mu size? Biraz detay verir misiniz bize? Evet, Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünün Kuzey Irak'ta alanının daralması üzerine İran'a geçmeniz sizin için daha güvenli olur diye mesaj ilettiğini ben kaynaklarımdan edindim. Ama bu bilginin arka planını da izah etmek istiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye terörle mücadele bir konsept değişikliğine gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu değişikliği terörü kaynağında kurutma projesi planı olarak ifade etmişti. Yani sınırımızın içinden daha çok sınırımızın ötesindeki terör kamplarına bundan sonra müdahale edecektik. Kuzey Suriye'deki daha büyük bir stratejinin parçası olarak biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bir dizi operasyonlar söz konusu. Bu hem DAEŞ'i hem terör örgütü YPG'yi sınırlandırmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonlardı. Kuzey Irak'ta da aslında son 3-4 yıldır operasyonlar yapılıyor ve stratejik yerlere askeri üsler konumlandırılıyor. Kuzey Irak'ta bizim pek çok askeri üslerimiz var. Bu çok haber yapılmasa bile stratejik yerleri Türk Silahlı Kuvvetleri tutmuş durumda. Geçmişte nasıl oluyordu bu süreç? Geçmişte operasyonlar yapılıyordu, Kuzey Irak'a da giriliyordu ama bir süre sonra geri çekiliyordu. Terör örgütü mensupları da o kampları tekrar yeniden dolduruyordu. Ama bu son 4-5 yıldır değişti. Kança, işte Kartal, Pençe, Kaplan operasyonlarıyla da daha stratejik noktalar hedeflendi. Daha doğrusu daha büyük bir strateji de söz konusu burada. Yani askeri harekat olarak çok konuşulmasa bile ama bu askeri harekatın hedefleri, taktik hedefleri aslında son derece önemli. Terör örgütü Kandil'den Suriye'ye uzanan bir hatta aslında bir bağlantı, coğrafik bir bütünlük kendisi açısından kurmak istiyordu. Bu operasyonlarla, bundan önceki birkaç operasyonla da birlikte Türkiye bu bağlantıyı hedef aldı. İşte çokça adı geçen bu operasyonda Haftanin diye bir bölge var. Aslında Haftanin stratejik olarak terör örgütünün ikmal kamplarından biri. Ama bu ikmal kampı Kandil'den Haftanin'e, Haftanin'den Sincar'a biçiminde bir zincir oluşturuyor, bir bütünlük oluşturuyor. Türkiye bu bütünlüğü ortadan kaldırdı. Yani Fırat Kalkanı ile hatırlayacak olursanız nasıl terör örgütü YPG'nin işte Suriye'deki bütünlüğünün ortasına tam bir hançer gibi girildiyse Kuzey Irak'ta da böyle bir Kartal Pençe operasyonunun anlamı var, önemi var. Yani Türkiye'de artık terör örgütü varlığını sürdüremiyor. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği sayılara göre bu rakamlar 400'ün altına inmiş durumda. Yani Zaten kıpırdayan, hareket eden ne varsa imha ediliyor. Şimdi Kuzey Irak'ta da benzer bir duruma getirildi terör örgütü ki bu, şunu söyleyeyim, son 40 yıldaki terörle mücadelede hayal edilemeyecek bir başarı noktası. Bu yüzden de terör örgütü Kuzey Irak'ta da yaşayamadığı için uluslararası destek gördüğü çevrelerden ilişki içinde Amerika'da kendilerine dedi ki yani İran'a geçmek sizin için daha güvenli olur. Burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünü İran'da kullanma planları ve hesapları da söz konusu. Bir takım geleceğe dönük projeksiyonları var. İran'ı da tıpkı Irak gibi, Suriye gibi istikrarsızlaştırmak da istiyorlar. Burada en hazırlıklı ellerinin altındaki vekalet savaşı verebilecek grup, terör grubu PKK. Biraz onlara buralara geçmesini tavsiye ediyorlar. Zaten terör örgütünün yöneticileri ve liderleri koruma altında. Yani bir kısmı İran'da. İran'ın koruması altında.